Sevgili Londra Mahallesi sakinleri, gördüğünüz programımız bu hafta dop dolu, keyifli ve eğlenceli. Efendim, bizlere aşağıda geçen iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin Facebook sayfasından ulaşabilir. Görüş ve önerilerinizi, elbette eleştirilerinizi iletip bizlerin de kendisini geliştirmesine katkı sağlayabilirsiniz. Efendim, her hafta olduğu gibi Avukat Şadiye Arslan'la özellikle İngiltere'de yaşayan Türklerin ihtiyaç duyduğu hukuki konularda hukuk konuşmaya bu hafta da devam ediyoruz. İşte bu haftaki konumuz. Efendim merhaba. Bu hafta yine İngiltere'nin köklü ve saygın firmalarından Livinis Avukatlık Bürosu ortaklarından Avukat Şadiye Arslan Hanımefendi ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim bu hafta tıbbi ihmalkarlıklar ve bu ihmalkarlıktan doğan haklarımız üzerine konuşacağız. Hemen isterseniz sorumuzu size yöneltelim Şadiye Hanım. Sizce toplum olarak tıbbi ihmalkarlıktan doğan haklarımızı biliyor muyuz? Hemen bu soruya devam olarak bu konudaki tecrübeniz nedir? Ve hukuk büronuz içerisinde tıbbi ihmalkarlıktan doğan bir departman, bu hakları savunacak bir departman var mı? Varsa biraz bu konu hakkında da bize bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki. Şimdi tıbbi ihmalkarlık tazminat hukukunun çok kompleks olan ve uzmanlık gerektiren bir alanı. Biz haklarımızı biliyor muyuz? Buna bir genel bir cevap vermem gerekirse evet. Çünkü doktorun verdiği tedavinin iyi olup olmadığı konusunda soru işareti olan veya ilaçlar konusunda veya gecikme konusunda bizi çok arıyor dışarıdakiler, müvekkillerimiz ve o soruyu soruyorlar, cevabını almak istiyorlar. 5-10 yıl öncesine baktığınızda büyük bir bilgilenme var. Tıbbi ihmalkarlık konusunda bizim buradaki avukatlarımız özel bir eğitimden geçmek zorunda. Avukat olduktan sonra bile özel bir disiplin uygulanması zorunda. Çünkü tazminat hukukunun çok komplike olan ve çok forensik olan ve detay gerektiren bir alanı. O yüzden de bunu yapmak zorundayız. Şadiye Hanım, anladığım kadarıyla tıbbi ihmalkarlıkta ihmalkarlık ve nedenler zinciri gösterilmek zorunda. Tazminat hakkı doğmadan önce. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bu iki terim arasında farklar var sanki. Şimdi tıbbi ihmalkarlıkta ihmalkarlık, yani doktor zamanında benim şikayetime bakmadı. Bu ihmalkarlık, eğer bunu gösterirsek ki zamanında, yani endüstrinin standartlarına bakıldığında doktor zamanında sizin şikayetinize bakmamışsa bu ihmalkarlık. Nedenler zinciri. Doktor zamanında baksaydı bile peki şu anki durumda olacak mıydınız? Eğer cevap evetse o zaman ihmalkarlık var, nedenler zinciri yok ve tazminat yok. Tabii bunu davalarla açıklamak daha kolay olabiliyor. Tabii bunları söylerken yani gerçeği uygulamak, pratiği uygulamak zor gelebilir. Ama davalarla açıkladığımızda genelde müvekkiller ne dediğimizi çok daha iyi anlayabiliyorlar. O zaman hemen bir örnekle açıklamanızı rica edelim. Tıbbi ihmalkarlıkta ihmalkarlığı ve nedenler zincirini açıklayan, yüksek mahkemeye de gitmiş bir dava var mı? Varsa biraz daha bunu örnekle açıklayabilir misiniz Şadiye? Tabii, çok iyi bir konuya değindiniz. Şöyle ki, geçenlerde yüksek mahkemeye giden tıbbi ihmalkarlık davasını örnek vermek istiyorum. Bu çok acıklı bir davaydı diyebiliriz. Çünkü 2 yaşındaki bir çocuğun hastanede bir ayağı kangren olduğu için kesilmişti ve diğer ayağının da bir kısmı kesilmişti. Anne hastaneyi dava etti ve dava ederken de şunu söyledi. Ben hastanenin mahalle doktoru merkezini, care center diyorlar, orayı ilk aradığımda eğer oradaki hemşire 15 dakikalık konuşmadan sonra bana hastaneye gelin deseydi veyahut da beni hastanedeki bu merkeze çağırsaydı o zaman benim oğlum ertesi gün sabah hastaneye götürdüğümde
oğlumun ayakları kesilmeyecekti. Bu gecikme kangreni getirdi ve bu sonucu getirdi diye yüksek mahkemeye götürdü. Şadiye Hanım, bir tarafta birisi işiyle alakalı bir dalgınlık gösterirken diğer tarafta bir hayat kararmış oluyor. Peki sonuç ne oldu? Şimdi mahkeme şuna karar verdi. Evet, hemşirenin bunu sisteme koymaması ve hastaneye gelmeyin dememesi ihmalkarlık. Nedenler zinciri var mı? Ona bakıyorlar. Bu saatlerce gecikme olmasaydı gangren tekrar olacak mıydı? Her halükarda olacak mıydı? Ona baktıklarında ve iki taraftan uzman dinlediklerinde yüksek mahkemede hakimler şu kararı varıyor. Eğer daha önce gitseydi hastaneye kangren olmama ihtimali vardı ve bu yüzden de tazminat verilmesi uygundur ve iki koşulda ihmalkarlık ve nedenler zinciri ispatlanmıştır denilmişti. Aslında bunların hepsi birbirini tetikliyor galiba. Bir yerdeki gecikme bir başka yerdeki gecikmeyi tetikliyor. Geçenlerde bu konuyla alakalı ya da buna benzer bir konuydu yanılmıyorsam, basında çıkan bir haber vardı. Bir ambulans gecikmesiydi. Ambulans gecikmesiyle ilgili aklınıza gelen herhangi bir tanık olduğunuz dava var mı? Bizimle paylaşır mısınız lütfen? Şimdi çok iyi bir konuya değindiniz. Çünkü sosyal kesintiler yüzünden ambulanslara verilen bütçe kesildiği için de ambulanslarda çok gecikme oluyor bu son yıllarda. Ve bu gecikmeden doğan tıbbi ihmalkarlık davaları var. Biz ilginç bir davaya tanık olmuştuk. Mahkemeye gitmişti ve biz profesyonel eğitimimizin bir parçası olarak bu davayı çalışmak zorundaydık. Ve bu davada bayan otobüse biniyor ve otobüse bindiğinde tam arkaya gidip oturacak ve dizi yan dönüyor ve çıkıyor. Ve bakıldığında, davada bakıldığında ambulans tutanaklarına ve her şeye, ambulansta mahkeme 17 dakika, 18 dakika bir gecikme olduğuna karar veriyor. Şimdi bu olay yüksek mahkemeye kadar geliyor ve yüksek mahkemeye bayan video linkle, yani mahkemeye gelmeyerek videodan şey veriyor, ifadesini veriyor. İfadesini verirken, davanın detaylarını konuşurken 2 saat dik sorgulamadan sonra bayan resmen böyle donuyor ve elleri ayakları sallamaya başlıyor ve çöküyor, yani bayılıyor. Hakim bunu görüyor, ondan sonra uzman tutanaklarına bakıyor ve uzman tutanaklarında şöyle söyleniliyor. Şimdi ambulansın avukatları diyorlar ki ya biz ne yaptık ki, geciktik. Yani biz zamanında gelseydik bile bu bayan bu psikolojik sorunları yaşayabilirdi, bu bayılmaları. Neden bunu bizim kapımıza koyuyorsunuz ki? Bizimle alakası yok. Şeyde diyor ki, uzmanlar da diyorlar ki, mahkemeye gelen bazı uzmanlar, ama siz erken gitseydiniz bunları yaşamama şansı da vardı. Büyük bir şansı vardı. Ve o yüzden de ambulansın gecikmesinin tıbbi ihmalkarlık doğurduğu ve bu yüzden bayanın çektiği bütün psikolojik sıkıntılar için ve o bayılma problemi için tazminat alması gerektiği yüksek mahkemeden karar olarak çıkıyor. Bu anlattıklarınızdan oldukça komplike bir sürecin yaşandığını anlıyorum. Ama tabii bunu somut olarak bir şeyler söylemek mümkün mü? Örneğin bu dava süreçleri ne kadar sürüyor? En azından şu anda bizleri seyreden seyircilerimizi aydınlatmak için. Şimdi bazen müvekkil diyor ki, ya Şadiye Hanım diyor, benim diyor arkadaşım diyor kaza yaptı diyor, hemen diyor çekini aldı diyor 6 ayda diyor. Bazıları da diyor 3 ayda almış diyor. Bu doktorun ihmalkarlığı var diyor. Benim davam bir yıldır sürüyor diyor. Niye sürüyor diyor. Haklı olarak onu soruyor. Ben diyorum ki, ama şöyle bir şey var. Siz doktorun tıbbi ihmalkarlıkta bulunduğunu söylüyorsunuz. Biz sizin mahalle doktor tutanaklarınızı almak zorundayız. Hastane doktor tutanakları almanız zorundayız. Uzman bulmak zorundayız ve uzman bunların hepsine bakacak, sizin ifadenize bakacak ve diyecek ki endüstri standartlarına göre ihmalkarlık var mıdır? Diğer taraf da hiç karşı çıkmayacak bizim uzmanın raporuna. Her şey hallolacak, mahkemeye gitmeyecek, hallolacak. O zaman olsa herhalde 5-6 haftada olur, 5-6 ayda da olur. Ama olay öyle değil. Tıbbi ihmalkarlık gerçekten ihmalkarlık derecesini aşmak çok zor ve çok detaylı. O yüzden de eğer müvekkili ama her safhayı anlatıyorsanız, neden uzun sürdüğünü, neden diğer tarafın kabul etmediğini veya kabul ettikten sonraki aşamayı anlatıyorsanız, müvekkil
hoşgörü gösteriyor. Çünkü prosesi anlıyor ama anlatmazsanız prosesi, o zaman müvekkil zorluk çekip gecikmenin sizden olduğu kanısına varıyor. Şadiye Hanım, çok teşekkür ederiz. Umarım bu bilgiler Londra Mahallesi seyircilerimiz tarafından da gayet iyi anlaşılmıştır. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Efendim, bu hafta yine avukatımız Şadiye Arslan hanımefendi ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyu görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.